Evet, namaza dururken ellerimizi yukarıya kaldırırız, kulaklarımıza veya omuzlarımızın üstüne doğru. Yani dünyaya ait her şeyi elimin tersiyle itiyorum, gerilere atıyorum. Artık ben namaz kılıyorum, namaz eda ediyorum. Tüm dünyevi düşüncelerden, hislerden arınıyorum, onları tümüyle gerisin geriye atıyorum demiş oluyoruz bir nevi. Nasıl abdestsiz namaz olmazsa, abdestle bedenimizi temizleyerek namaza hazırlanıyorsak, ruhumuza da gönlümüze de abdest aldırmak durumundayız. Gönül yönüyle de namaza hazırlanmalıyız önce. Nereye duruyoruz? Kimin karşısına geçiyoruz? Kimin karşısında el bağlıyoruz? Randevumuz kiminle? Kiminle konuşmaya kalkıyoruz? Bunun ürpertisini duymamız, bunun azameti, Allah'ın azameti karşısında saygıyla evvela iki büklüm olmalıyız. Ki herhangi bir iş yapmıyoruz. Mekanik alışkanlıktan dolayı elini bağla falan duaları oku, bir rekat, iki rekat, başka şeyleri düşün, lüzumsuz bütün meşgalelerle dünyanın yükünü taşı ve namazımızı kıldık diye iftihar etmeye kalk. Gerçekten namaz böyle mi eda edilir? Kendimiz namazımıza puan versek, not versek, evvela ne kadar bir puan veririz? Onu bir hesaba katalım. Kendimizin beğenmediği namazı Allah'ın beğenmesini herhalde bekleyemeyiz. Kalbimizi, gönlümüzü Allah'ın bildiğini, gördüğünü hesaba katarsak, düşüncelerimiz, zihnimizden geçenler, huşudan çok uzak eda ettiğimiz namazlar bizi kurtarır mı dersiniz? Hani ihsanın tanımı en ta'budallaha ke'enneke terah fe illem tekün terahu fe innehu yarak. Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Sen Allah'ı görmüyorsan da muhakkak O seni görüyor. Namazımızı işte Allah'ın bizi gördüğünü idrak ederek sanki biz de Allah'ı görüyor gibi O'na takdim etmek, O'nun huzurunda olduğumuzun bilinci içinde eda etmek gerekiyor.